Kitapların yaşlılar olur, gençler ayakta. Ayşe. Kapak olsun. Evet, değerli misafirler, programımıza başlıyoruz. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Türk Hava Kurumu Gölcük Şube Başkanı, değerli siyasi partiler, kurum, dernek ve kuruluşların başkanları ve üyeleri, kıymetli misafirlerimiz, Türk Hava Kurumu'nun 95. kuruluş yıl dönümümüz ve Türk Hava Kurumu Gölcük Şubesi'nin açılışıyla sertifika törenimizin açılışına hoş geldiniz efendim. Programımıza arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, protokol konuşmaları, 95. yıl pastamızın kesilmesi, ofisimizin gezilmesi, büromuzun, şubemizin ve sertifika törenlerimiz olacak efendim. Şimdi sizleri Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizin anısına saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımızın okunmasına davet ediyorum. Sönmez bu şafak, dağlarda yüzen Afsanca, sönmez yurdun üstünde güne solacak o hep milletimin yıldızı. Sayın Belediye Başkanı, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, dernekler platformunun üyeleri ve temsilcileri, Atatürk Düşünce Derneği'ni görüyorum. Kent Konseyi Başkanımız var, Notarlar Derneği Başkanımız var, müftümüz var, müdürlerimiz var. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Üyelerimiz var, muhtarlarımız var, evet. Yani çok herkesi, değişik kesimleri burada görmek gerçekten bizi çok mutlu etti. Türk Hava Kurumu'nun kuruluş yıl dönümü, model uçak atölyesi ve aynı zamanda şube binamızın açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Ben kısaca Türk Hava Kurumu hakkında bilgi vermek istiyorum. Türk Hava Kurumu, Ulu Önder Atatürk'ün İstikbal Gökleri'dir öngörüsüyle 16 Şubat 1925 tarihinde Türk Teyyare Cemiyeti adı altında kurulmuştur. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve kuvvet komutanları Türk Hava Kurumu'nun manevi üyeleridir, doğal üyeleridir. Aynı zamanda illerde valilerimiz, ilçelerde kaymakamlarımız bizim onursal başkanlarımızdır ve bu tüzüğümüzde yer almıştır. Tüzüğümüz Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmiş bir tüzüktür ve kamu yararına çalışan dernek statüsündedir. Bu bağlamda Türk Hava Kurumu ilk kurulduğu yıllardan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, özellikle havacılıkla ilgili Türk Hava Kuvvetleri'ne çok büyük katkılarda bulunmuştur. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk halkının Türk Hava Kurumu'na bağışlamış olduğu 351 adet savaş uçağı en kısa sürede Türk Hava Kurumu'na bağışlanarak, Türk Hava Kurumu tarafından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağışlanarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücü önemli ölçüde güç kazandırılmıştır. Bugüne kadarki süreç içerisinde yapmış olduğu çalışmalarda ilk yıllarda uçak fabrikası kurulmuş, motor fabrikası kurulmuş. Ta 1940'lı yıllardan 52 yıllarına kadar Türk Hava Kurumu kendi tesislerinde kendi uçaklarını üretir haldeymiş. Bugün geldiğimiz noktada özellikle 2010 yılında Havacılık Vakfı'nın da kurulmasıyla birlikte Havacılık Vakfı bünyesinde kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi gerçekten Türk Hava Kurumu'nun asıl amaç ve hedeflerine ulaşması konusunda büyük katkılar sağlamış ve üniversite 3 yerleşkede 8 bölüm halinde faaliyetlerine devam etmektedir. Bu bağlamda biz şubeler olarak Türk Hava Kurumu'nun genel merkezine katkıda bulunmak üzere sizlerin de desteğiyle, yani Türk halkının maddi ve manevi gücüyle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Aramızda genç kanatlarımız var. Genç kanatlarımızla birlikte havacılık faaliyetlerini ülke genelinde yaymaya çalışıyoruz. Özellikle 2010'lu yıllarından sonra sivil havacılık faaliyetleri konusunda ciddi atılımlar gerçekleştirilmiş ve bu alanda sportif havacılık faaliyetleri de geliştirilmiştir. Türk Hava Kurumu bünyesinde yamaç paraşütü, serbest paraşüt, yelken kanat, mikrolayt eğitimleri ve balon eğitimleri vermekte ve bu eğitimleri
Türk halkından almış olduğu bağışlar neticesinde sağlanan gelirlerde tamamen ücretsiz olarak gençlerimize sunmaktadır. Bunun yanı sıra ayrıca bizim malumunuz olduğu üzere ta gençlik, çocukluk yıllarımızdan itibaren fitre zekat sarflarımızla birlikte bağış kabul ediyoruz. Aynı zamanda kurban derisi topluyoruz ve bu gelirlerle birlikte bahsetmiş olduğumuz faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bugüne kadarki süreç içerisinde Gölcük ilçesinde Donanma Caddesi'nde bulunan şube binamızda faaliyet göstermekteyken son 3 yıllık çalışmamız içerisinde daha önceki kaymakamlarımız ve mevcut kaymakamımız ve belediye başkanlarımızın da destekleriyle birlikte özellikle daire müdürlerimizin bayağı bize katkıları oldu. Yazışmalarımız, görüşmelerimiz, çalışmalarımız neticesinde bugün açacağımız şube binamızı Türk Hava Kurumu'na kazandırmış olduk. 49 yıllığına kullanım hakkının tapusunu 11 Nisan 2019 tarihinde aldık. Bugüne kadarki süreç içerisinde çalışmalarımızı belli bir aşamaya getirdik ve bundan sonra da burada faaliyetlerimiz devam edecek. Sayın Gölcük Kaymakamı, Sayın Müftü, Türk Hava Kurumu Gölcük Şube Başkanı, siyasi partilerimizin ilçe başkanları, meclis üyelerim, muhtarlarım, pek çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcileri var. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlamak istiyorum. Az önce Türk Hava Kurumu Başkanımız, Gölcük Şube Başkanımız Türk Hava Kurumu ile alakalı olarak detaylı olarak bilgi verdi. Ben bir iki cümle söylemek istiyorum sadece buna ilave olarak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. İstikbal göklerdedir. Şu an yaşamış olduğumuz teknolojik gelişmelerden sonra sadece gökleri düşündüğümüz zaman bununla sınırlı olmadığını, ayrıca uzayda da gene bulunmamız gerektiğini net bir şekilde görebiliyoruz. Bu sadece askeri anlamda ve savunma anlamında değil, bugün hepimizin cebinde bulunan telefonlar açısından da baktığımız zaman uzay teknolojisinin de yine hayatımızın bir parçası olduğunu görüyoruz. Ama özellikle çocukluğumuzdan itibaren bizleri havacılıkla buluşturan Türk Hava Kurumu'dur. Ve Türk Hava Kurumu bugüne kadar yaptığı hizmetlerle kendisini ispatlamış, kanıtlamış bir kurumdur. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz kurumumuzun yanında yer almaya devam edeceğimizi burada söylemek istiyorum. Türk Hava Kurumu Gölcük Şubesi Hizmet Binası'nın aynı zamanda model uçak atölyesinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşriflerinizden dolayı da hem kendi adıma hem de Sayın Kurum Müdürümüz Başkanımız adına sizlere tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ali Yücezer'e çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gölcük Kaymakamımız Sayın Cengiz Karamut'u arz ediyorum. Sayın Başkanım, değerli mesai arkadaşlarım, çok kıymetli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin değerli mensupları, ben de bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan bugün bu açılışı gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Tabii tarihine baktığımız zaman Türk Hava Kurumu Cumhuriyet'le özdeş. Arada bir iki yıl var. 1923'te Cumhuriyetimiz ilan ediliyor. Hemen 1925 yılında da Türk Hava Kurumumuz Ulu Önder Atatürk'ün teşvikiyle kuruluyor. O anlamda kurumsal bir kimliğe sahip. Tarih boyunca da çok ciddi işlevler üstlenmiş. Dönem içerisinde Türk Havacılık Teşkilatı'nın gelişmesinde sivil inisiyatif olarak oldukça katkıları olmuş bir birim. Tabii benden önceki değerli kurum başkanımız ve belediye başkanımızın da ifade ettiği gibi Ulu Önder Atatürk istikbal göklerdedir ifadesiyle oluşturduğu bu yapının o göklerdedir ifadesi geniş kapsamlı değerlendirmek gerekiyor. Bugün biliyorsunuz teknolojinin geldiği safhada ne kadar bu sözün anlamlı olduğunu hep beraber görüyoruz. Her şeyden önce savunma sanayimiz için çok önemli bir unsur. Maalesef bulunduğumuz coğrafya gereği terörle mücadelede yıllardır bizi meşgul eden bir durum ve terörle mücadelede en önemli unsurlardan bir tanesi de yine havacılığın bir alanı olan insansız hava uçuş araçlarıydı. Biliyorsunuz yakın zamana kadar
dışarıya bağımlı bir haldeydik. Ama son yıllarda geliştirdiğimiz teknolojilerle artık kendi insansız hava araçlarımızı kendimiz yapabiliyoruz ve bu da çok ciddi anlamda terörle mücadelede etkin sonuçlar almamızı sağladı. Havacılığın kamuoyuna sevdirilmesi, yaygınlaştırılması, gençlerin bu alana ilgi duyması anlamında Türk Hava Kurumu oldukça önemli bir misyona sahipti. Biraz önce genç kanatlar olarak ifade ettiğimiz arkadaşlarımız burada. 13 ile 25 yaş arasındaki gençlerimiz Türk Hava Kurumumuzun organizasyonundaki bütün faaliyetlere katılıyorlar. Zaten bizlerin de devlet olarak amacımız gençlerimizi bu tip sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde görmek. Bu alana ilgi duymaları da bizi memnun ediyor. Buradan Milli Eğitim Müdürlüğümüz kanalıyla bu sayının da daha da artmasını istiyoruz Müdür Bey. Bunu okullarımıza duyurun. Model uçak kurslarına, diğer etkinliklere muhakkak 30 bin öğrencinin olduğu bir ilçede daha fazla katılım olmasını bekliyoruz. Bunu okul müdürlerimizle yaptığımız toplantılarda, değerlendirmelerde dile getirelim. Bu sayıyı arttıralım. Havacılığın sevilmesinde, gelişmesinde önemli bir katkısı olan Türk Hava Kurumu'muza kuruluş yıl dönümünü ben de buradan kutluyorum. Aynı bu bağlamda da Gölcük özelinde hakikaten geldiğinden beri faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Başta kurum başkanımız ve değerli üyelerimiz olmak üzere hakikaten kayda değer çalışmalar yapıyorlar. Takdire şayan çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları destekleyen diğer muhtarlarımızı, belediye başkanımızı, diğer yöneticilerimizi de bu anlamda teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu yeni binada, yeni ofiste daha verimli çalışmalara imza atacaklarını düşünüyorum. Bu anlamda kuruluş yıl dönümüne de denk getirilerek böyle bir yeni binalarına taşınmaları da oldukça anlamlı olmuş. Bu vesileyle yeni yerlerinde toplumumuza, vatandaşlarımıza, gençlerimize daha iyi hizmetler sunacaklarını düşünüyorum. Bu konudaki bütün çalışmalarında bizler yanımızda yer alacağız. İlçe kaymakamı olarak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum yeni ofisimiz. Ayrıca da Türk Hava Kurumumuzun kuruluş yıl dönümünde buradan tekrar kutluyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Kaymakam, burayı da unutmayalım. Bir de bana bakar mıyım? Sayın Kaymakam. Evet, teşekkür ediyoruz. Öyle demiştim ya. Evet. Bacakları kesilen pirenin kulakları duymaz. Aynen öyle.